Merhaba, hoş geldiniz. Kitap Yurdu'ndan yaptığım bir kitap alışverişini sizlerle paylaşacağım şimdi. 15 tane kitap aldım, birkaç tanesi hediye. Onları sona saklayacağım. 2 günde geldi. Çarşamba günü sipariş ettiysem Cuma geldi, öyle söyleyeyim. Ve Scooty firmasını tercih ettim ben, kargo firmasını. Kitap Yurdu'nun uygulamasında ya da sitesinde göreceksiniz, epey bir tercih var kargo için. Scooty ücretsiz ve mesaj geliyor size. Mesela teslim alındı, gün içinde şu saatler arasında teslim edilecek vesaire diye. Bu özelliğini de çok sevdim. Eğer bilmiyorsanız sizlerle de paylaşmak istedim. Ve onun dışında teslim noktalarından da kitaplarınızı alabilirsiniz. Örneğin o gün evde olmayacaksınız. Teslim noktasını tercih edebilirsiniz kendi şehrinizde varsa. 75 TL üzeri alışverişlerinizde de tercih edebiliyorsunuz ve hediye bir kitap da orada sizi bekliyor olmuş olacak. Bu şekilde alternatifleriniz var epeyce. Şimdi kitaplarımıza geçelim. Aslında Nisan ayında okuduklarımla bağlantılı bir kitap alışverişi oldu. Orada size Zambra ile tanıştığımı söylemiştim. Bonsai kitabıyla ve çok sevmiştim. Az geldi bana, devamını okumak istedim. Yazarın kaleminin devamını merak ettim. Ağaçların Özel Hayatını aldım. Notos kitaptan çıkıyor Zambra'nın kitapları. Belgelerim kitabını da aldım. Belgelerimi çok merak ediyorum bu arada. Bu da ince bir kitapmış. Belki Mayıs ayına sığdırabilirsem onu da okuyacağım. Şimdi sıradaki de tasavvuf kitapları önerisi yapmıştım ben size. Instagram'dan bir liste yayınlamıştım. Okumadığım kitaplar var tabii ki orada. Muhyiddin Şekür tarafından Su Üstüne Yazı Yazmak isimli bir kitap var. Sufi kitaptan basılmış. Çevirmeninde Sevin Okyay ve Senai Demirci. Bunu da çok merak ediyorum. Sizin önerilerinizle aldım aslında. O listenin altına yorumlar yazmıştınız. 23. baskısını yapmış bu arada. Epey de bir basılmış. Arayış içinde olanlar ve aradığını tasavvufta bulmayı umanlar için kaçırılmayacak bir roman. Merak ediyorum bunu da çok. Yeni tanışacağım bir yazar daha, Tuğba Doğan. 2 tane kitabını aldım. Nefaset Lokantası ve Musa'nın Uykusu. Musa'nın Uykusu ilk romanı Tuğba Doğan'ın. Güncel bir hikayeyi masalsı bir dil ile sinematografik anlatımı harmanlayarak aktaran naif, ağırbaşlı, çift ruhlu bir hipnoz seansı diyor. Merak içinde okuyacağım bunu. Yeni yazarları her zaman böyle çok heyecanla başlıyorum. Acaba kalemi nasıl, yorumlarda okuduğum kadar iyi mi diye. Nefaset Lokantası da ikinci kitabı. Günümüz Türkiye'sinde hayatın somut gerçekleriyle boğuşan bireyin açmazlarını ana karakteri Salih'in bakış açısıyla ele alıyor ve varoluş kitabı, yani varoluş kurgusu var içinde. Ben de varoluşsal kitapları seviyorum. Bir diğeri Burhan Sönmez'den Taş ve Gölge. Burhan Sönmez bir ödül almıştı İstanbul kitabıyla ama şu an hangi ödülü aldığını unuttum. Orada ben Burhan Sönmez ismini görmüştüm ve Taş ve Gölge de çok sevilen bir kitabıymış. Kalemiyle tanışmak istiyorum. Evren ve insana, yaşam ve ölüme farklı bir gözle baktıran derin bir roman diyorlar arkada. Bir diğer çok merak ettiğim yazar son günlerde, son zamanlarda gerçi çokça duymuşsunuzdur, Faruk Duman. Ben İncir Tarihi'yle başlamak istedim onun kalemine de. Kitap Ağacı Bursa zamanlarında, yani ne zaman diyeyim size, 3-4 yıl öncesinde Faruk Duman'la ilgili bir sohbet olmuştu. Çok seveni vardı. Ben açıkçası hiç okumamıştım. Hatta imza günü vardı yakınlarda da. Duyuyordum arkadaşlardan, çok övgüler almıştı ama hiç ilgimi zamanımı ona verememiştim. Şimdi belki de zamandır İncir Tarihi'yle başlayacağım. Hatta Sus Barbatus üçlemesi sanırım, en çok onu gördüm şimdi. Çok övgüyle bahsediyor herkes. Gerçekten merak uyandırıcı. Yine çok sevdiğim bir yazar, Nisan ayında tanıştım. Sema Kaygısız, Yüzünde Bir Yer isimli kitabını dinlemiştim. Dinledikten sonra çok böyle masalsı, mitolojik kalemi olduğunu fark ettim ve çok hoşuma gitti bu. Dinlemek yetmedi, böyle okumak, o satırların altını çizmek istedim.
İki tane kitabını aldım. Sandık Lekesi. Sandık Lekesi'nde öyküler mevcut. Birkaç öyküsü var. 13 tane öykü şimdi böyle bir saydım. 2000 yılında Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü almış hatta. Bir diğeri de Barbar'ın Kahkahası. Bu da roman. Kargusuz okurların iyi tanıyacağı kendine has üslubuyla ilerleyen roman, alttan alta sürdürdüğü polisiye roman geriliminde final sahnesine kadar taşımayı başarıyor demişler. Bunları da merakla okuyacağım. Bir diğeri, sizin de ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Sıra dışı yazarlar, Joyce'dan Dickens'a büyük yazarların takıntıları ve tuhaf alışkanlıkları. Hep kitaptan çıkmış. Şurada da bir liste var bahsettiği yazarlar. Balzac, Dumas, Victor Hugo, Edgar Allan Poe, Charles Dickens, Marcel Proust, Jack London, James Joyce, Virginia Woolf vesaire, John Steinbeck. Bunlar benim çok ilgimi çekti açıkçası. Ben de zaten yazarlarla ilgili videolar hazırlıyorum biliyorsunuz. Mesela şimdi hani bu ay okuduğum ve çok sevdiğim kitapla alakalı böyle inceleme videoları da paylaşıyorum. O videoların içine buradan okuduğum bilgileri de sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. O yüzden aldım onu da. Evet, son kitaplarımız. Hediyeler de var içinde. Ama önce kendime aldım yine bir kurgu dışı kitap. 0-5 yaş bağımsızlıkları için dizinen çocuklarımızı nasıl yetiştirmeliyiz? Daniel Graf ve Katya Seyit tarafından yazılmış, ismi çok komik. Doğurayım diye deli olduğum çocuk bana keçileri kaçırtacak. Bunu nerede görmüştüm hiç hatırlamıyorum. Sepetime atmışım. Kitap yayın evinden çıkmış. 0-5 yaş arası benim ilgi alım. Şu anda kızım 2,5 yaşında ve böyle sürekli hayır modunda ve ben yapacağım modunda kendi bireyselliğini kazanmaya çalışıyor yani. O yüzden bana faydası olacağını düşünüyorum. Bu da kızıma aldığım bir kitap, Minikler Diyarı. Minikler Diyarı serisi var. Bunu benim kuzenimin çocuğunda görmüştük. Orada bir de çok sevmişti. 2-3 tane daha kitabı var. Koca bir tur ve koca bir yıl. Şöyle 2 sayfalık bir hikaye ve alttaki objeleri yukarıda bulmaya çalışıyorsunuz. Çocuklar çok seviyor böyle şeyleri. Özellikle 2-2,5 yaş civarında böyle şeylere ilgi duymaya başlıyorlar. Umarım Birce de sever. Bir diğeri iyi fikir bulma sanatı, James Adams tarafından yazılmış. Bunu eşim istemişti benden. Seviyor böyle çok fikir bulma, girişimcilik kitaplarını. Yaratıcı yeteneğin yol haritasıymış. Hatta kargo gelince hemen o akşam okumaya başlamıştı. Ben dedim video çekeceğim, kitabı alabilir miyim? Öylelikle aldım. Diğer iki kitabım da hediye. Şöyle bir tanesi, bu babama hediye istemişti. Allah'ın tek dini İslam'a son davet, Kur'an'ın akıcı anlam Türkçesi ve öğretici güncel yorumu ile Profesör Doktor Gazi Özdemir tarafından yazılmış, şöyle ciltli, bayağı cüsseli bir kitap. İstemişti, ben de ona hediye aldım. Umarım keyifle okur. Bir diğeri de Instagram üzerinden tanıştığım Tuğba'cığıma bir hediye, onun kızına. Kurt, Ördek ve Fare. Ona sormuştum hani birkaç kitap ne alınabilir, hani ne istersin diye. O da bana verdi, sağ olsun. Ben de aralarından seçtim. Şöyle içini de göstereyim size. Çok güzel illüstrasyonları var. Mavi Bulut tarafından basılmış. Bu arada Tuğba'nın çok güzel çocuk kitapları, yorumları var. Bilges Books'tu sanırım aşağıya, ben onu eklerim. Onun hesabından eğer çocuk kitapları önerisine isterseniz bakabilirsiniz, neler önermiş diye. Oradan çok güzel kitaplar bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Benim alışverişim bu şekildeydi. 15 kitaplık bir alışveriş epeydir yapmıyordum. Umarım yakın zamanda bu kitapları okuyup sizlerle paylaşabilirim. Siz neler okuyorsunuz, neler aldınız? Bana kitap önerilerinde bulunmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada linklerini de aşağıya bırakmış olacağım kitapların, eğer incelemek isterseniz.